8 kalplemiş ya. Oğlum bunu Eray bak, bak. projesi ne bunun bro? Bu? Bak. Açıklamasına bak. Ee, bu parçamız çok nadide olup ve sadece bu eserden 10 tane bulunmaktadır. Oha ne olacak bunun da projesi ne olacak bunun? Bro bunun projesi ben diyorum ki bir tane Eray koyun diye bir şey çıkarayım. <laughs> ya. Bunu tutanlar. he bunu alanlar. Özel eee hediyeler kazansın aman abi. Oha. Bir dakika lan. Enes bizim kanaldaki VIP'likleri. Ha siktir ya yine para kazanacağız. <laughs> NFT'lere çevirsek. NFT'ler de yayındaki o anı alabiliyor olsalar kullanım hakkına kadar böyle. O anın tamamen yani hakları da oraya geçiyor anladın mı böyle? Anasını o da kullanabiliyor. Seçeceğim. İyice müzeye çevirdiniz Twitch'i ya. <laughs> Allah Allah. Bir durun ya yapın yayınınızı amına koyayım ya. <laughs> yok NFT'siymiş yok şöyle. Dur, bak dur ağlayacağım. Boşat <laughs> dur lan benim var benim şeyim oldu benim NFT'ye? Siz abicim. He? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı? <laughs> 6.2 dang, 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 mı bunu? Ben var zaten. E, bu ne olur? Oros... Ben Lamba de var. de var. var. <gülüyor> <gülüyor> yes. Sizce bunun içinden ne çıkacak arkadaşlar ya? Harbiden ben çok merak ediyorum. Bir sürü kuyu tane. Muvetler... Evet, son quest kaldı zaten. Ondan Baksana ne kadar açılmış belli olacak. Release'i geliyor çok yakın. Aynen. Ne acaba çıkacak lan bundan? Nike Prota çıkıyormuş. <gülüyor> Kendim... <gülüyor> Açmadan <gülüyor> satabiliyorsun Reşte evet. Açmadan satabiliyorsun. Bro, bence sat yani. Dur oğlum dur belki daha da yükselecek lan. Daha belki baş Oğlum buraya Ama tefek. bu RTFek bak bunların diğer projelerine bak fiyatlarına açıldıktan sonra ne neler oldu? Mesela Clonix ne kadar bu şu an Mintville? Mintville Mint 23 24'tü en son. Bu iyi ki değil mi bu? Bu ilki. Olay oldu. Gözlere, Sık Sık ilk Olay şu. Sözler ilk önce <gülüyor> Aynen. İlk önce Mintville çıkıyor. Ondan sonra Mintville'a sahip olanlar Clonix kazanıyor aslında. Clonix, i Clonix, i ne, kadar olanlar... şu an? Clonix ne kadar şu an? Clonix'i ne kadar? 14 türü net. 14 tane aşağıya. Ama ben gitti. buradan arsa arsa alacağım. Çünkü ileride torunlarım bana söylemesin. Dedeme ben söylüyorum arsa almadığı 15. zamanında. Ben buraya gireceğim bu piyasaya. 500 dolarlık arsa var mı? 47 bin minimum o. Oğlum bu Nike var ya baya baya bir şey olabilir ha. Böyle ne olacağını ama, olarak değişir ama. Yani şöyle bir etkeni var bunların. Mesela klonik sahibi olan bizim Nike şeyini daldı ya. NFT'sini daldı evet, ya. Evet. O yüzden mesela değeri de artmış olabilir sırf o yüzden. Yani Nike özelde bir şeylerin ama, çıkması lazım ki hee, onun da değeri artsın. Nike şimdi release olacak, release olduktan sonra onun roadmap'i tamamlandıkça artacak aslında. Nike ben hep 15 TL'lik alıyorum. Sadece Nike'ın sahiplerine mi verecekler o hakları? Öyle mi yürüyor burada? Evet zaten tamamı oya olayın. Yani Mint Vial alan aslında şu an hepsine sahip. Clonix'e de sahip, Nike'a da sahip. Oğlum o zaman şey, Nike bir gün 20 küsüre de çıkabilir. Mint Vial gibi. Ama bata da bilir. Ama batabilir evet. Ama ben yani Nike da için ben, ben hiç düşünmüyorum düşeceğine. Bence de batmaz bilemezsiniz, çünkü Nike'ın bile... ilk Yarın... NFT'si. Oğlum bilemezsiniz Nike baba. ilk NFT'si Nike nasıl bir marka? Sırf burada kalıcılık vesaire şu bu muhabbeti için bile bence minimumda çok yüksek tutar yani. Tamam da Bana başka öyle e, markalar daha güzel bir projeyle gelirse bu projenin de değeri azalmaz mı Kemal Can Patlak? Alakası yok. Bir ba Oğlum Az. başka niye? bir marka iyi bir proje yapıyorsa öbürünün değeri niye azalmaz? BMW M5'i çıkarıyor da rs değeri mi azalıyor? Ha, değeri azalmıyor ama satışı diğerine göre daha az oluyor. Hayır diğerine göre az olmuyor ki. Tercih oluyor. Ona mı yatırım yapacağım? buna mı yapacağım? O mu daha güzel bu mu daha güzel? O, o mantıklı oluyor. Zaten yani. aynı mantıkta olmuyor ki. Arabalardan seri üretim var. Bunlar Hayır da bunu ama Türkiye olarak düşünmeyin. Var. Bunu Türkiye olarak düşünmeyin. Mesela yurt dışındaki adam Eee, yani sadece Türkiye'de benim... mi seri üretim yapılıyor arabalar. Bro, aynen hayır, öyle. Ay Bak o bile yani her doğru o, o söyleyeyim ama biraz RS önce bile, tamam M5 Ares çok uymadı. Seri üretim araba olarak düşünmeyeceğiz bunu. Bunu mesela Bugatti bir araç işte diye düşüneceğiz. Bir yanda. diğerinde de işte Ferrari'nin özel çıkan sınırlı ya da ben atıyorum Ferrari çok mu içtim ya. Rolls-Royce <laughs> falan diye düşüneceğiz. Anladın mı? Burayı böyle düşünmen lazım. İkisinin de bir şeyi fark etmiyor yani. klası. Ulan o çok sattı da bunun çok düştü falan demiyorsun yani. Pasta Hayır bölün... ama Sonuç arkadaşlar, arkadaşlar şu an bir buçuk eteryum kardayız devam düşünün. edelim. Pasta bölünmesinde dünyada çok para var. <gülüyor> 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 Şimdi pasta burada istediği kadar bölünsün. Bu sadece bir kitleye hitaben yapılan bir proje değil ya. Tüm dünyaya hitaben yapılıyor. Dünyada çok alıcısı var. Yani buradaki bak görüyorsunuz bundan 10.000 tane mi vardı Clone 10.000 10 bin tane Hayır, var herhalde. Çok daha fazla vardır. 8.7 o 20 bin 19. tane varmış 20. ama 20 bin item floru şu an 15 anladın mı demek ki yani buna bunlar minimumda bin 40 e... bin dolar veren adam bir sürü var yani mesela high to al şeyi price'ı i̇şte legendary falan miyim? vardır valla bilmediğim için soruyorum high item'ı 10 ethereum'dan mı veriyorlar hayır bro öyle değil ya tam tersi yap tam tersi low to high yaptı yine Ha bunun ne oğlum onlar çok pahalıdır lan evet evet bayağı var Mesela şu 2000'e koy. 88'e almış adam. Ya 88, bayağı önceden e, almıştır e, büyük ihtimalle. Ne, ne kadar ediyor oğlum 88 bile? Ananı sikeyim 88 alıp 2000 mi olmuş o? 88, Bak 50'ye almış 1000'e koymuş. Kaç ediyor 2000? Adamın satmak istediği 6 milyon dolardan dolar bunun. bunun legendını. Lan ulan bu. Ulan. <laughs> <Of, neydi> <laughs> Ve kanka alan da satan da var anladın mı? Yani Evet. O öyle düşündüğün gibi değil. Adidas Pro da çıktı mesela. Adidas Pro da Adidas'ın içinden e, böyle mini hediye gibi şey gibi yapıldı. Roblox'ta Gucci bak, vardı bir ara. Ne oldu? Bunun çok daha ucuz, daha değişik böyle bir markası var. Mesela bak ki Mesela Gucci girdi geçen ama olayı ne bilmiyorum onu tam. Aynen Gucci de geçen girdi. Bak ki bu. Evet şu değil, an bir buçuk abi. yeterli. Belki bu mesela ileride böyle projeler oldukça. Bak mesela nereden başlamış? 0.8'den başlamış. Gitmiş gitmiş gitmiş. Bir ara 1.8'leri görmüş. Geçenlerde 1.5 1, falan sabitlenmiş şu an. Ama ben bunu mesela 0.8'den aldığımı hatırlıyorum. 0.85 0.82 Ne lan 0.77'den falan aldım ben bunu galiba. Öyle bir şeydi. Mesela anladın mı? Ben hala bu NFT şeyini çözemedim ya. Ya bir oturup anlamaya çalışsan çözersin de böyle bakıp bakıp e bu ekran o zaman bu fotoğrafa para mı vermiş? 1 milyon dolar. Öyle dediğin <laughs> için çözemiyorsun anladın mı? Küçümsüyorsun oradaki dönen olayları. şu Ben an... yok küçümsemiyorum ne? kanka beynim yetmiyor koyayım. Açıp Minecraft videoları izliyorum sonra. <laughs> yani Kısaca bir anlarsın bak, zenginden... bak bir yerden Yok bak, öyle değil. değil alsan... Oğlum benim bir arkadaşımı söyleyeyim size mesela. Kısaca zengin işi diyorsun ya. Eee İsim vermeyeceğim. Belki bilinmesini istemiyordur. İsim vermeyeceğim. Sizin de ama bildiğiniz birisi. Yurt dışındaydı. Yurt dışında okuyordu. Bitirdi okulunu. Normal işine başladı. Ee, ve atıyorum 7 bin lira, 8 bin lira falan kazanacaktı. O da böyle ayda 2 bin, 3 bin lirasını e, bir kenara koyup daha düşük tutabilecek projelere giriş yaptı. Tamam mı? Mesela işte 100 dolardan aldı, 200 dolardan aldı, 300 dolardan YT'de bu arada. Gibi düşün. Hayır. Aylık. Öyle değil de. Şey ya? değil miydi? Şöyle bir şey o var. Ümidi anlatıyor. Ee, NFT'lerin ilk önce topluluğu oluşuyor. Toplulukta işte bazı görevler oluyor. O görevleri yaparak whitelist alabiliyorsun ve mintleyebiliyorsun i̇şte white aslında. mintini diyorum oğlum. En ucuzdan mintledi işte. 200 dolara 300 dolara mintledi. Geçen mesela bir tane şansına güzel bir şey çıktı. 10 bin dolar mı 15 bin dolar mı ne satmış? Yani mesela mini hani bir bütçeyle de kendi başına yapabileceği bir hamle olmuş anladın mı mesela? Handi <laughs> kutudan Öyle bir olayı da var yani sadece belli başlı bir bütçelerde değil yani. Mini bütçe dedi yani yine Arkadaşlar, 200 dolar falan tabii. Ulan bir iş yapmak için de 200 dolar siz şimdi öğrenci kafası çok düşünüyorsunuz. Size diyorum ki mezun oldu normal kendisi 7000 lira para kazanıyordu. Zaten işi gücü olan bir bireyden bahsediyorum. 7000 lirada da aylık 2000 lirasını köşeye atayım yatırım yapayım mantığında onun üzerinden 10.000-15.000 bin, bin dolar kazanması çok çok güzel ticari bir zeka hem işini yapıp bir yandan hem de yani bu işe giriyor olması 2000 lirayla. Siz şimdi şey gibi düşünüyorsunuz yani. Ne 20 liraya alıp 1 milyon dolar mı kazansın? Öyle bir şey zaten yok ki. Herkes onu yapar o zaman yani. Peki 5K nasıl geçiniyor Bro abi? Geçinemediği için başladı zaten işte. Yani ona Drops da az geldiği için. Durumuna ne diyorsun hocam? Ne olur? Hocam Jro's coin ee, Yarın bakacağız. bakacağız yarın göreceğiz. Sumola'yı yarın göreceğiz. Söyleyeyim. Bu koleksiyonun tasarımları harika ama floor price'ı aşırı düşük. Kanka işte hiç belli olmaz. Yine de alıp tutacağım bakacağım falan yani. 0.12 Mesela Aa bunu biliyorum. Mesela, evet olmuş bunun şeyleri mesela güzeldi. Yani. Aynen. Bu arada bir ara yükseldi bu arada. 0.4'leri falan görmüş bak bir ara. Şöyle düşün. Bak çok güzel mantığı şöyle düşün. YTD, YTD. Ne yapıyor biliyor musunuz insanlar? 0.12 değil mi bu mesela? Alıyor bunu. 0.12 ne kadara denk geliyor bro? Dur bu satılmış herhalde gözükmüyor. Ne 0.12 derken ne arıyorsun şu an? 388 dolara denk geliyor tamam mı? Bunu mesela gidiyor 0.3'teyken bak şurayla şura arasında projenin çıkmasını bekliyor. Bak bir gün arayla bak 27 0 183 0183 diye düşünelim. Tamam mı? 0 396'ya çıkmış bir günde. Çünkü burada belli ki roadmap'te bir şeyler olmuş. Bir şeyler gelişmiş. Bir şeyler tamamlanmış. Tık buraya çekmişler ya da alttan toplamışlar. Adam bir günde burada küçük yatırımcı 300 dolarla, 400 dolarla kalkıp bir 600 dolar, 500 dolar falan daha kazanıyor gibi düşün. Bunu da yapan çok var. Böyle şeye girdiğinde işte o Discord'lara girip whitelist almaya çalışıp o whitelist'i aldığında kesin kar ediyorsun. Hani onu da yapmaya çok çalışan var. <laughs> Başımıza krip. Hayır Kire ya çok gördüğüm şeyleri ya. söylüyorum. Yoksa bir sürü şeyini bilmiyorum böyle detayları falan yani. Kesin kar etmiyorsun. Aslında kesin kar ya Velo. Kesin kar diyemeyiz değil mi Kemal'cim? Yani şöyle... Ee... Proje sağlamsa kesin kar ediyorsun. Projeye bağlı. Ha bilmeyen biriysen, şöyle, bilmeden bir yerden almışsan mesela aslında şöyle şey. bir mantıkta yani kesin kar yine olmuyor ama şöyle bir mantıkta giriyorsun mesela topluluğa falan bakıyorsun aktif bir topluluğu varsa. Aynen. Ve oradan tamam, anladım. insana sohbet ediyorsa anladım. falan mantığında bakınca gerçekten kesin kar mantığı olabiliyor. Az anladım, çok böyle anladım. Işte, Velo anladım. Şeyi, falan, anlatıyor. Velo yani. şeyi anlatıyor. Velo şeyi anlatıyor. Bazı kitleler de şöyle yapıyor. Yükselebilecek bir projeyken küçük bir düşüş gördüğünde. Mesela adam bunu atıyorum 0.12'den almış. 0.11'e düştüğünde 0.10'dan satmaya çalışıyor. Bu sefer habire dibe çekiyor fiyatı. Onun için bunlarda Discord'da birlik olmak işte ee, şurada satmıyoruz burada yükseltiyoruz muhabbetlerine dahil olmak önemli. Anladınız mı? Kemal hı hı. şey hatırlıyor musun? Ben tablo alıp <laughs> 0.80 sente sattım yani. <laughs> <laughs> Anasını orada mesela bir ilk NFT. girişi bak. Hiçbir şey araştırmadan, etmeden kendi mini bütçesiyle adam bir NFT'den ben de bir şeyler alayım demiş. Demiş kafasına düşünmüş evde. Ulan ne tutar ne tutar dünyada neler tuttu falan diye düşünmüş. Mona Lisa tablosu demiş. Hani Eray'ın hayal dünyasına <laughs> göre de NFT böyle ilerleyecek. Demiş ki ben bir Mona Lisa tablosu alayım. Şimdi insanlar fark edemedi ileride çok yükselecek falan. Gitmiş adam parayı vermiş Mona Lisa tablosuna. Kaç verdi? 200 dolar bir şey verdi. 1 sente mi neyi sattı? 2 öyle bir şey sattı sinirlendi. Anladım. <laughs> bu gibi şeyleri de yapmayın millet, anladım. Olay bu değil yani. Sanata saygı, <laughs> milletin sanata saygısı yok hocam.